attention, the schedule busy. My head in a hoodie, my shorty a goodie. Senin yüzünden kırışıklıklarım olacak. Ne olacak? My cousins are crazy, my cousin like book. Şuna bakar mısınız? Feel like a rookie, I tell her look up cause it's snow. Sunshine in the rain. Telling her when all is gay. Item of clothing I own. You shot holes through my routine. I've stayed home in my bed for a couple of months. Senin yüzünden kırışıklıklarım olacak. Ne olacak? Ne olacak ya? Çok fazla gülüyoruz. Herkese merhaba, yeni bir LGS ders çalışma gündemi videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Fark ettiyseniz bir hafta geçmeden sizlerle video paylaşıyorum. Ve bu videonun başında size okuldan birkaç video paylaştım. Şu an editlemedim o kısımları ama inşallah düzgün bir şekilde okulda çekebilmişimdir. Şimdi ise eve yeni geldim ve makarna yiyeceğim. Aynı zamanda size bir şey göstereceğim. Bana bu maskeler büyük geliyor. Yani böyle çaprazlayarak takmak zorunda kalıyorum. Ve yani hava giriyor. Tam olmuyor bana. Ben de dün dedeme demiştim ki bana küçük boy maske al. Hani böyle çocukların taktığı, daha küçük çocukların taktığı maskelerden al demiştim. Ve dedem sağ olsun gidip bana karpuz desenli maske almış. Ben ondan bu renk maske istemiştim. Şimdi de takmamı bekliyor bu maskeyi. Bakalım, açalım. İnşallah güzeldir. Şuna bakar mısınız? Şimdi birlikte deneyelim bu maskeyi. Bismillah. Şuna bakın. Ama bunlar bana tam oluyor da keşke karpuz desenli olmasaydı. Bismillah. Karpuz. Ay, sanki karpuz kokuyor gibi geldi de yok. Çok komik bu. Benim böyle okula gittiğimi düşünün. Şunu çıkaracağım. Yani yapacak bir şey yok. Bir yerde kullanırım böyle bir iki kez. Şaka yapıyorum tabii ki, kullanırım. Neyse, şimdilik kapatıyorum. Ders çalışmaya geçince görüşürüz. Şimdi ben bu çektiğim kısımların hepsini, şuradan çok ışık geldi, editlemeye başlayacağım. Sonrasında da yemek yiyeceğim ve derse oturacağım. Şimdi makarna yiyeceğim. Bu arada makarna birazcık garip gözüküyor olabilir ama normal makarna, üstüne yoğurt döküyorsunuz ve de acılı sos, tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Sonra da hemen derse geçeceğim. Şimdi ben matematik çözmeyi de bitirdim. Toplam 33 tane matematik sorusu çözdüm. Bugün içerisinde 50'ye tamamlamam gerekiyor. 4 yanlışım, 2 boşum çıktı. Yanlışlarımın video çözümüne baktım. Sadece boşlarım kaldı. Boşlarımın da hemen video çözümüne bakıp paragraf çözmeye geçeceğim. Bu arada 1 saat de falan çözdüm. Birazcık uzun ama yeni nesil sorular da vardı. Olsun, çok da önemli değil şu anlık süre için ama
biraz daha kısaltmam gerekiyor. Neyse şimdi ben bu boşlarıma da bakayım. Sonra da paragraf çözmeye geçelim. Bu arada paragraf için bu Karakök'ün kitabını kullanıyorum. Hatta 1-2 gün önce başladım bu kitabı da. İçinde böyle çok zor sorular yok. Kolay sorular var. Yani başlangıç seviyesi gibi diyebiliriz. Ben bu kitabı 19 günde bitirmeye çalışıyorum. Yani 19 Kasım'da bu kitabın bitmiş olması gerekiyor. İnşallah bitirebilirim. Bunun için de her gün çok çok paragraf sorusu çözmem gerekiyor. Okulda bugün birazcık paragraf çözmüştüm. Hemen bakayım, sayayım kaç paragraf sorusu çözmüşüm. Okulda toplam 32 tane paragraf sorusu çözmüşüm. Bugünkü hedefim 70. Bunlar böyle hızlı hızlı çözülüyor bu arada. Hani nasıl çözeceksin 70 soruyu diyebilirsiniz ama zaten 30'unu okulda çözdüm. Böyle sorularını da göstereyim. Böyle. Hadi gelin o zaman paragrafa başlayalım. I got addicted to a losing game. İki test çözdüm fakat telefonumun şarjı 19 kaldı. Bu yüzden ben çözerken birazcık telefonum şarj olsun. Sonra başka bir dersten çözerken tekrar kamerayı açarım. Herkese tekrardan merhaba. Şu an sanki birazcık ekran mı titriyor pek emin değilim ama zaten kısa bir şey söyleyip gideceğim. 75 soru çözdüm. Aslında biraz daha çözsem çözerim ama başka planlarım da olduğu için şu anlık paragrafı burada bitireceğim. Eğer zamanım kalırsa tekrar paragrafa dönerim. Şimdi ise birazcık İngilizce çözeceğim. Sonrasında da din çözmeye geçerim. Bu arada İngilizceden de 30 soru çözmem gerekiyor. İngilizce için de bu hızın İngilizce soru bankasını kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Gayet güzel bir kitap. Şimdi gelin bundan 30 soru çözelim. Bir de size çözdüklerimi göstereyim. Çünkü gerçekten çözdün mü falan inanmayanlar olacaktır. Bu yüzden hemen göstereyim şöyle. Bir de okulda çözdüklerim var şurada. Bunları da ekleyince toplam 70 soru oluyor. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived these days forever. But no one's gonna dance with me. Please stay. The music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Şimdi 30 soru İngilizcemi de çözdüm. Matematikten 20 sorum kalmıştı. Hemen onu da çözeceğim. Sonrasında dine ya da Türkçe'ye geçerim. Sonunda matematik de bitti. Şu an yatakta oturuyorum çünkü çok yoruldum. Toplam 50 soru çözdüm ve 4 yanlışım, 3 boşum çıktı. Son çözdüklerimden hiç yanlışım çıkmadı. Sadece bir boşum var. Şimdi ise Türkçe'ye geçeceğim. Ama birazcık dinleneceğim çünkü dediğim gibi çok yoruldum. Şimdi bu Çalışkan Yayınları'nın Türkçe kitabından öznel nesnel konusunun testlerini bitireceğim. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. Şimdi Türkçe çözmem de bitti. Bu Deyimler ve Atasözleri kitabından bir iki test çözmeyi planlıyorum. Belki bir test çözerim çünkü bu kitaptaki deyimleri anlamlarına bakarak çözüyorum. Yani yanına yazıyorum anlamları. Bu yüzden çözmem birazcık uzun zaman alıyor. Sonrasında da inkılap tekrar yapacağım. Bir de din tekrar. Sonrasında da yatarım. Hep sonrasında dedim ama. Tekrar yaptığımı gösterir miyim emin değilim çünkü videoda çok uzun olsun istemiyorum. Ama şunu bir çözeyim, sonradan tekrar size haber veririm. Ben size en son şu kitaptan bir test çözeceğim demiştim. Ben o bir testi de çözemedim. Çünkü çok yoruldum, yani çözsem de benim için bir fayda sağlamayacaktı.
zorunlu olduğum için çözmüş olacaktım. Bu yüzden yarına bırakacağım çünkü çok uykum geldi. Zaten dün de geç yattığım için, bu sabah da erken kalktım okul olduğu için. Yani uykum geldi kısacası. Bu yüzden yatakta konu videolarını izleyeceğim ve sonra hemen uyuyacağım. Bu yüzden videoyu da burada kapatıyorum. Toplam 186 soru çözdüm. Eğer Türkçeyi de 50'ye tamamlasaydım 200 soru olabilirdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada çoğunuzun sınav haftası ve herkese başarılar diliyorum. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.